Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün bana sürekli sorulan sorulardan birinin cevabını vermek istiyorum. Ben sevdiklerime nasıl yardımcı olabilirim? Onlar için onlara nasıl şifa verebilirim? Bu tür sorular sürekli geliyor ve ben buna şu anda bir cevap vermek ve ne yapmanız gerektiği konusunda da sizi bilgilendirmek istiyorum. Şunu bilmeliyiz. Hepimiz bu dünyaya gelirken kendi sınavlarımızı vermeye geldik. Bu yüzden hepimizin özgür seçimleri vardır. Birine şifa gönderecekseniz öncelikle o insanın izni olması lazım. O insan sizden yardım isterse ya da siz sorduğunuz zaman size izin verirse o zaman tabii ki yapacak birçok şeyimiz var. Ama onun gıyabında izin vermeden ben onun iyiliği adına bunu yapıyorum derseniz ve ondan izin almadan yaparsanız onun özgür seçimine müdahale etmiş olduğunuz için bu ona yaramaz. Yani sizin istediğiniz anlamda yaramaz. Ayrıca özgür seçime müdahale ettiğiniz için bu size karma yapar. Ters döner. Ve siz bu müdahale yaptığınız için bedel ödemek zorunda kalırsınız. Yani birine yardım etmek, İyiliği adına yardım etmek, sevdiklerinize fayda sağlamak istiyorsanız her şeyden önce o insandan izin almanız lazım. İzin verirse tabii ki yapacak çok şeyiniz var. Ya da sizden kendisi yardım talep etmesi lazım. Bana yardım et dediği zaman tabii ki seve seve sevdikleriniz için birçok şey yapabilirsiniz. Bu yardımı isteğini aldıktan sonra ya da o size izin verdikten sonra neler yapabiliriz? Eğer yanınızdaysa şimdi söyleyeceğim dua şeklindeki olayı ellerinizi onun ağrıyan bir yerine ya da herhangi bir yerine koyarak bu söyleyeceğim duayı yapabilirsiniz. Eğer sizden uzaktaysa avuçlarınızın içinde onu hayal edersiniz. Avucunuzun içinde yattığını düşünürsünüz ve diğer elinizi de onun üzerine koyarak yine bu duayı yapabilirsiniz dostlarım benim. Ve ona göndereceğiniz bu enerji tabii ki samimiyetinizden, sevginizden olduğu için ona şifa verecektir. Şimdi sizlere oturun bir yere dinleyin, yazın ya da benimle birlikte tekrar edin, sevdiğiniz birine, izin vermiş birine bu enerjiyi gönderelim. Hazırsanız başlayabiliriz. Uzaktakine dediğim gibi onu avucunuzun içine alın bu şekilde. Gözünüzü kapatın, onu hayal edin ve söylediklerimi tekrarlayın. Veyahut da yanınızdaysa ellerinizi onun üzerine koyun ve yine bu duayı yapın dostlarım benim. Şimdi bedenime, ellerime, gözlerime ve kalbime akıp beni tüm olumsuzluklardan arındırması için yaşamın sonsuz şifa vereceği enerjilerini çağırıyorum.
Dinirçliliğim ve varlığım şimdi şifanın üstadları ve melekleri ile rezonasyona girsin. İlahi ışığın şifası şimdi bana gelsin ve geliyor da. Şimdi benden de alıcının ismi, alıcının Ayşe'ye, Fatma'ya ya da uzaktaysa. Şimdi benden de Ayşe'ye tüm korkularına, ağrılarına, acılarına, ön yargılarına, yaralarına, gözyaşlarına, belirsizliğine, kör inançlarına, kalbindeki nefrete, öfkeye ve bildiği, bilmediği tüm rahatsızlıklarına akıp onları sevgiye dönüştürsün. Ve koşulsuz sevginin önü açılarak uygun olan şifa bütünün ve Ayşe'nin en yüksek hayrına gerçekleşsin. Ve gerçekleşiyor da. Bir nefes, biz nefes alıp verirken ellerimi bu beden ve bu kalp üzerinde tutarken onu iyileştirmek ve sonsuz şifayı onun üzerine yerleştirmek için Allah'ın şifa gücünün enerjileri öne çıksın. Salıverilmeye hazır olan şeyler Allah'ın gözetiminde bu çevrenin rahatlığında ve güvenliğinde ve şimdi burada olan sonsuz şifa enerjilerinin ve sevgi meleklerinin yardımı ile salıverilsin. Dönüşümün ve bağışlamanın enerjileri bize akıp bizi onurlandırsın ve akıp onurlandırıyor da. Şimdi ve her zaman sevgi dolu iyiliğin bir östümanı olduğumu biliyorum ve kabul ediyorum. Şimdi ışığa ve şifaya daha çok hizmet edebilmek için enerjilerimin yükseltilmesini talep ediyorum. Ve öyle oldu. Ve öyledir. Amin. Evet dostlarım benim. Şifa vermek istediğiniz kişilere onlardan izin aldıktan sonra ya da onların yardım talepleri varsa bu duayla başlayabilir, onlara şifa verebilirsiniz. Şifa Allah'tandır. Siz yalnızca aracı oluyorsunuz. Aracı olmak da muhteşem bir görevdir dostlarım benim. Bu yüzden sevdiklerinize daha çok fayda sağlayabilirsiniz. Hatta terzi kendi söküğünü dikemez diyorsanız orada isim yerine kendi isminizi de koyabilirsiniz ve kendi kendinize de bu duayı yaparak hatta uzaktan kendi üzerinize de dokunarak bunu yapabilirsiniz. Ya da kendinizi avucunuzda hayal ettiğiniz zaman yatırırsınız avucunuza kendinizi ve elinizi, diğer elinizi de bu şekilde kendinizin üzerine koyarsınız. Bu duayı yaparsanız yine kendi kendinize enerji verebilir, şifalanabilirsiniz dostlarım benim.
İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.